Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Ben Burak Bulut. Bu videomuzda biraz sohbet tarzında, söyleyiş tarzında bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağım. Konumuz şu. Her balıkçının bilmesi gereken kurallar. Bu kuralları bilmeyen ben balıkçıyım demesin. Balık tutmak basit. Herkes balık tutabilir. Ama balıkçı dediğin adam doğaya saygılı olmalı. Sürdürülebilir bir balıkçılık için elinden gelen her şeyi yapmalı. Bunun için de burada Tarım ve Orman Bakanlığımızın yayınladığı tebliği var. Kurallar. 5 bölü 2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ. Bugün buradan bir kısa bir konu. Çok uzatmayacağım. İlerleyen dönemde duruma göre belki bu seriye devam ederiz. Aklımda devam etmek var. Artık nasip diyelim. Aslında çok güzel bilgi paylaşımı yapan abilerim var. Mesela Murat abi var. Karttan. Murat abimin kanalına abone olabilirsiniz. Ve abone olmanızı tavsiye ederim. Bizim hobimiz balıkçılık. Onun işi balıkçılık. Gerçekten çok değerli bilgiler paylaşıyor. Mutlaka abone olun. İzleyin. Çok değerli bir abimdir. Selamlar olsun burada. Bu kuralları aslında çoğu balıkçı, zaten balıkçılar biliyor da bilmeyen insan da çok fazla. Ayrıca bu tebliğe aşağıda açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkine. Oradan indirip okumanızı daha çok tavsiye ederim. Ben hani kısa kısa geçeceğim. Bazı yer, hani önemli yerleri anlatacağım ben. Orada aslında kompresine bakarak daha çok bilgi edinebilirsiniz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, bu tebliğde 7. bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar diyor. Madde 1 diyor. Bu tebliğin amacı 1 Eylül 2020'de yayınlandı bu. 31 Ağustos 2024'e kadar geçerli. 4 yıl süresi var. Bu tarihler arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ve ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu tebliğ 22.03.1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10 Mart 1995 tarihli 22.223 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır diyor. Madde 3 tanımlar var. Ya bunları zaten çoğu biliyorsunuzdur. Eğer ki yani bunu okurken anlamadığınız bir şey, bilmediğiniz bir şey olursa burada onun tanımı var. Geri dönüp bu tanımı bakabilirsiniz. Ben buraları geçiyorum. İkinci bölüm. Amatör balıkçılık yapılması. Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere il ve ilçe müdürlerince amatör balıkçı belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. Ancak bakanlık gerek duyulması halinde amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre amatör balıkçı belgesi alma zorunluluğu getirebilir. Bununla ilgili usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir. İkinci madde gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları üyelerin belge alma işlemini topluca yaptırabilir. Amatör balıkçı belgesi ek bir değer alan forma göre düzenlenir. Şimdi amatör balıkçılık belgesinden bahsediyor burada. Şu an için almak zorunlu değil ama burada bir açık kapı bırakmış. Bakanlık gerek duyulması halinde amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre amatör balıkçı belgesi alma zorunluluğu getirebilir. Bununla ilgili usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir. Şu an için yok. Ama bakanlık bu belgeyi getirebilir. Aslında böyle bir şey yapılabilir. Amatör balıkçı belgesi aslında olsa, herkes bilinçli av yapsa, balıkçı belgesi olmayan cezayı yesin. Bence. Bu benim şahsi görüşüm. Herkes bilinçli avcılık yapsın, ne yaptığını bilsin. Şu kuralları bilsin en azından. Balıkçı olsun yani herkes. Burada yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları var. Buraya da çok girmeyelim. Belli kurallar var yabancılar için de.
Misafir amatör balıkçı belgesi alması gerekiyor. Yabancı uyruklu kişilerin. O da 2 yıl süreyle geçerli sanırım. Buraya da çok girmeyeceğim. Şimdi, 3. bölüm genel düzenlemeler diyor. Şimdi burada avlanması tamamen yasak olan türler var. Çizelgeyi ben şuraya yansıtayım. Oradan size bakın. Deniz alası, büyük cam göz, kum köpek balığı, güneşlenen köpek balığı, köpek balığı, dik burun köpek balığı, mahmuzlu cam göz, deniz kaplumbağaları, kırmızı yıldız, kırmızı mercan, siyah mercan, deniz atı, minare, şeytan minaresi, deniz kulağı, pina, mühreler, maya, Akdeniz foku, Yunus ve balinalar, Mersin balıkları, Mersin morinası, alakaralası, deniz çayırları, orfoz, yağlı balık, yağ balığı, ticari deniz süngerleri. Bu türlerin avlanması tamamen yasak. Yani şu dönemde avlanır, şu dönemde avlanmaz. Böyle bir kısıtlama yok. Tamamen yasak. Neden yasak? Yani bu canlıların çoğunun nesli tükenme tehlikesi altında. Hep zamanında yapılan bilinçsiz avcılık yüzünden. Yani bu balıkları hususi zaten avlamayın. Eğer ki denk gelirse de salın gitsin. Zaten kolay kolay denk gelmez de. Dediğim gibi eğer denk gelirse salın gitsin. Yemlik balıklar var burada. Yemlik balıklara şimdi girmeyelim. Konumuz iç sularda amatör olta balıkçılığı olsun. Deniz balıkçılığına ayrı girelim. Onu da şundan dolayı diyorum. İç sularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır. Herhalde denizle ilgili anlatırken yemlik balıkları da anlatabiliriz. Eğer merak eden de zaten aşağıda tebliğin linkinden tebliği indirip okusun. Yani bunu size daha çok tavsiye ederim. Okumak da güzel bir şey. Benim görmediğim bir noktayı görürsünüz. Benim anlatmadığım bir noktayı zaten hani ben sadece özetini anlatıyorum. Önemli noktaları anlatmaya çalışıyorum. Bunu okursanız daha iyi olur. Şimdi genel hususlar, amatör balıkçılık hakkında genel hususlar var. Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. Yani bizler amatör balıkçıyız, ticari balıkçı değiliz. Bizim bir vergi levhamız, bunu satma yetkimiz yok. Bu balıkları satma yetkimiz yok. Bunu ancak ticari balıkçılar yapabilir. Canlı olarak nakledilmesi veya başka kaynaklara bırakılması yasaktır. Yani adam beslemek için akvaryumda balık alıyor. Sonra besleyemiyor. Gidiyor bunu bir tane tatlı su kaynağına bırakıyor. Var yani burada kırmızı Japon balıklara İsrail sazanıyla havuz balıklarıyla çiftleşmiş değişik değişik cins cins balıklar var. Veya bir balığı hani tuttun bir yere taşıdın. O taşıdığın yerde endemik tür canlı olabilir. O canlının ırkını şeyini tehdit edebilirsin yani. Bunları bizim yapmamamız lazım. Bunları devlet gerekli gördüğü halde yapar zaten. Bu tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır. Şu az önce şuraya yansıttığım balıkların, işte kaplumbağaların avlanması yasak olan türlerin diyor yani. Bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerin alımı satımı pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi dahi yasak yani. Deniz ve iç sularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları bakanlığının iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır. Balıkçılık yarışmaları bakanlığın iznine tabi. Yani biz şahıslar olarak toplanıp hadi bir yarışma yapalım. Yani kendi aranızda belki hani bir iddia tarzı bir şey değil de yani. Bir etkinlik tarzında böyle toplu bir şekilde bunu yapmak yasak. Bu bakanlığın iznine tabi daha doğrusu. Bunu dernekler ve federasyonlar yapabiliyor yarışmalara. Bu da zamanında Espalder'in düzenlediği Kasna Tatlı Su Kefali yarışmasında almış olduğum ödül, en büyük balık da birinci olmuştum. Çok güzel gündü. Buradan Espaller'e de selam olsun. Spines'e de selam olsun. Şu pandemi illetinden dolayı bu tarz etkinlikler yapamıyoruz artık. İnşallah tez zamanda kurtuluruz ve gene bu güzel etkinlikleri yaparız. Burada da
Bir kupam daha var. Bu kupa içinde Ahmet abime teşekkür ederim. El emeği göz nuru. Eline sağlık abi. Yani yarışmalar güzel oluyor. Eğer imkanınız olursa bu yarışmalara gitmenize tavsiye ederim. Gerçekten güzel ortamlar oluyor orada. Güzel dostluklar kazanıyorsunuz. Güzel aktivite oluyor. Gitmenizi tavsiye ederim. Dördüncü madde, yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır. Bunlardan zaten bahsedecek daha sonra. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden, karada kurulu tesislere ise 200 metre daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır. Tırvarı paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Bizim yöremizde avlanması yasak araç gereçler arasında en çok kullanılan tırvarı. Gerçekten çok fazla kullanan var. Çok denk geliyor Meralada. Hatta sudan çıkarttığımda çok oldu. Olta takılıyor, bir şey oluyor. Suya girip çıkarttığımız falan, yani bayağı uğraşarak emek vererek çıkarttığımız çok oldu. Çok denk geldi. İçinde ölü balıkla, havyarlı balıkla, yaralanmış balıkla. Ya bu tırvıra gerçekten canilikten başka bir şey değil. Bir de ne hikmetse tırvıra atanlara da denk geliyoruz. Uyarıyoruz. Ya bak, bu suda kaldığı zaman şöyle zarar veriyor, böyle zarar veriyor. İşte 100 yıllar boyunca bu yok olmuyor falan. Adam diyor, ben suda bırakmıyorum diyor. Ne hikmetse suda tırvırı bırakan tırvırıcı görmedim hayatımda. Onunla nereden geliyorsa galiba biz atıyoruz herhalde o tırvırılara. Biz bırakıyoruz suyun içinde. Tırvıra gerçekten canilikten başka bir şey değil. Lütfen biraz vicdan sahibi olun. Elinizi vicdanınıza koyun. Yapmayın. Kullanmayın şu tırvırıyı. Ha bak, bir de burada elektrik akımı, elektroşok, tüp, gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, mavzer, av tüfeği ve benzeri her türlü silah, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır. Bu elektrik akımı da çok büyük bir vahşet ya. Ya suda ne var ne yok öldürüyor. Hatta bu şekilde bu elektrik elektroşokla avlanarak kendi hayatını da kaybeden çok insan duydum. Sosyal medyada olsun, televizyonda olsun. Bu şekilde avlanırken elektrik akımına kapılarak vefat eden insanlar var. Çok tehlikeli bir şey yani bu. Tehlikesini bırak, hadi kesenler bir şey olmadı. Yaptığın iş gerçekten çok büyük bir vahşet. Yapmayın ya. Gözünüzü seveyim yani bu. Hiç mi vicdanınız yok ya? Bunları yapmayın, gözünüzü seveyim lütfen. Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaktır. Ancak can ve mal güvenliği açısından 50 batı geçmemek koşuluyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı kullanılan ışık bu kapsamda değerlendirilmez. Bunu da duydum. Bunu yapanlar da varmış. Bizim bu taraflarda. Çok fazla yok ama. Yine de bu da yasak. Yani bu şekilde avlanma ne gerek var ya? Git balık pazarından al balığını. Güzelce ye, pişir, mangalını yap. Ya da al oltanı, vakit geçirmek istiyorsan, eğlenmek istiyorsan al ailenin yanına. Git dere göl kenarına, at oltana, bak zevkine, keyif almaya bak. Balık yemek için balık tutuyorsanız uğraşmayın ya. Gidin balık pazarında var balık. Bu kadar uğraşmaya, şey yapmaya gerek yok yani balık yemek için. Ki buradaki tuttuğumuz balıklar, yani iç sularda doğru düzgün lezzetli balık yok bizim bu tarafta. Bu kadar şeye gerek yok. Bakanlıkça balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama ve yasaklama getirilebilir. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından diyor. Buraya geçiyor. Buraya da geçiyor. Bu tebliğde kişi başı kullanılabilecek av aracı sayısı belirtilenlerin dışında kullanımı serbest diğer av araçlarında kişi başı bir adetten fazla av aracı kullanılamaz diyor. Şimdi dördüncü bölüm. İç sularda amatör balıkçılık yapılması. Buraya bir sonraki videoda girer nasip olursa. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin. Altta yorumlarda da yazabilirsiniz. Daha fazla uzatmayayım ben videoyu.
Bundan sonra elimden geldiğince haftada bir video atmaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi, edebiyle avlanan diyorum ya hep videoların sonunda. İşte edebiyle avlanmak budur yani. Buradaki kurallara uymak, doğaya saygılı olmak. Çok zor bir şey değil gerçekten. Ki bunu yaptığınızda hem içinizde rahat olur, vicdanınızda rahat olur. Edebiyle avlanan herkese her daim rast gelsin.